Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Türkiye tabii ki gerek NATO güvenlik şemsiyesi altında yer alması dolayısıyla 1955'ten beri, 52'den beri hakikaten çok önemli işler yapıyor, önemli evet. görevler yapıyor. 1969'dan beri de 50 yıldır da işte Avrupa Birliği'ne eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmakla uğraşıyor, ediyor. Ama bu Avrupalı... Yıllardır Mustafa Hocam, Avrupa Birliği derslerine girerim. Evet. Artık soruyorlar. Yeter yani, artık ya. Ne olacak? Uğraşmayalım artık diyorum ben ya. Toplantılarına katılırım. Erasmus'lara gittim. Yurt dışları sürekli. Artık ben söyleyecek şey bulamıyorum yani. Ve ben noktayı koydum. Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz. Türkiye... Yani, ben size şöyle söyleyeyim. Tam bağımsız Türkiye idealinden efendim 2023'ten sonraki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki efendim Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde asla ve asla artık şöyle çift başlı kartal gibi Türkiye yönünü batıya da doğuya da dönük olacak ama âli menfaatlerini koruyarak. Yoksa Avrupa Birliği'nin bizi sürekli ötelemesi, ötekileştirmesi ve sürekli karşımızda yer aldığı bir konseptte Türkiye olmamalı. Şimdi burada tabii ki 21 ülkenin güvenlik konseyi, güvenlik kalkanı projesi belki Türkiye'nin şu aşamada bir NATO üyesi ülke olarak ve Avrupa Birliği'nin girmekte halen iddiası olan bir Türkiye'nin belki hayır demesi mümkün gözükmüyor ama bir bize hayır getireceğini ben düşünmüyorum. Savunma Bakanı'nın da açıklaması var. Hayır getireceğini düşünmüyorum. NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda önemli bir adım. O kadar. Bu kadar. O kadar. Evet. Çünkü neden doğru. bu kalkan düşünüldü? Şimdi 2028-2030 periyoduna kadar NATO'nun Doğu Avrupa'ya doğru genişleme projesi adı altında yani aşağı yukarı şunu şöyle özetlersek Rusya'nın etrafında bir çerçeve oluşturma Tabii. projesi var. Yani. Dolayısıyla ABD'nin Irak'ın kuzeyinden başlayarak Suriye'nin kuzeyi, Akdeniz Havzası ve Ege Havzası'nda Yunanistan ve Yunanistan'ın adaları, adacıkları ve Bulgaristan'daki üstüne kadar bir çevreleme operasyonu var. Bu çevreleme her ne kadar efendim Avrupa'nın güvenliği olarak adlandırılsa da 12 bin mil ötedeki ABD'yi Avrupa'nın güvenliği bu kadar ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Avrupa'nın güvenliği Rusya'ya karşı bir atak gibi gözükse de ki kıymetli hocam da belki de bu şekilde değerlendirecektir. Aslında bu mesele güçlü Türkiye yani güçlenen Türkiye oyun kurucu Türkiye olmasın diye Türkiye'ye karşı yapılmış bir adım olarak ben görüyorum bunu. Bunlara tabii ki NATO üyesi ülke olarak böyle bir kalkanın kuruluyor olması sadece gereğini yerine getirmek. Yani Türkiye'nin yoksa buradaki amacı, hedefi, kendi arzusu, isteği değil NATO üyesi olduğu için NATO'nun da kurucu üyesidir Türkiye. Öyle şey yok. Böyle sonradan işte biliyorsunuz 2010 yılına kadar Fransa askeri kanadında yoktu. 1980'e kadar efendim şey yoktu. Yunanistan yoktu. Şimdi onlar gibi bir ülke değil Türkiye. Dolayısıyla buradaki alınacak kararlara veto etmek yerine, hayır demek yerine evet diyor. Ama Türkiye ne yaptığını biliyor aslında. Bugün S-400 alarak aslında bir anlamda NATO'ya da demiştir ki sizler bizi NATO üyesi, NATO'nun öz evladı gibi görüp de bize karşı tavır alırsanız, üvey evlat muamelesi yaparsanız biz de bunların gereğini yaparız diyor. Ama bu şemsiyenin, bu kalkanın, hava kalkanının oluşması sadece bir efendim NATO prosedürü olarak ben değerlendirmek istiyorum. Devletimizin aklı bunu mutlaka değerlendirilmiş ki evet demiş. Peki. Cem katılıyor musun? Ben çok kısa. Ben hep şunu söylerim. Tarihi doğru tahlil ederseniz geçmişi, geleceğe yönelik istihbar yönelik projeksiyonunuzu doğru belirlersiniz. Şimdi o S-300'lerin Güney Kıbrıs'a yerleştirildiği dönemde ben Ankara'da hukuk fakültesinde öğrenciydim. 97. Türk Telekom'un bir Yunan takımı PAOK'la maçı vardı. Biz de tabii bir serde milliyetçilik var. Pankartlar yaptık. Take those S-300. Alın o S-300'leri gerisini okumayın. Sonra polisimizin şefkatli yüzüyle karşılaştık.
Ondan sonra dedim ki arkadaş önce mezun olalım. Vay, o günlerde başlamış demek. Evet, evet. Önce mezun olalım dedik, ondan sonra pankart yapalım. Neyse, kıymetli Sayın Ertekin ifade ettiği gibi Yunan o İS-300'leri aldı. Girit'i şimdi haritayı bir gözünüzün önüne getirin. Ege ile Akdeniz'in öpüştüğü yer. NATO'nun doğru, güney kanadı. Evet, bu çok önemli. Orası yani o kadar ki, önemli bir yer orası. İstemeyecek. Herhalde. Girit'i... Söylüyorum şimdi. Girit'i Allah nasip eder. Belki bir gün gelir hocam. Ben gittim. Aslına sahibine de avdet olur. Tıpkı adalar gibi. Girit şimdi çok... buraya bu hançere yerleştirdi. Evet. Buraya neleri de yerleştirdi? Amerikan üssünü yerleştirdi. Evet. Şimdi Türkiye'yi de aldı. Stefanovic, Lavronovic, Larissa... Böyle Dedağaç. Dedağaç. Şimdi bu tabii. Askeri üsleri Amerika Birleşik Devletleri niye kurdu Girit dahil? Başka bir şey daha sizin, var. Sizin burada dedi komşunuz Yunan değil. Sizin burada komşunuz benim dedi.